Eğitimci çok önemli. Çünkü tekrar Türkiye'ye dönersek bizim en büyük sorunumuz ekonomi değil, eğitim. Kadın sanatçılar ne olursa olsun birlikte çalışmak zorundaydı. Biz özel müzelerden ümitliyiz en azından. Yani özel açılan müzelerde uzmanlar daha rahat çalışıyor ve daha iyi sonuçlara varıyorlar. Birlikte yaşayacaklar, birlikte eğlenecekler ve ırk, din ve cinsiyet ayrımı olmadan sanat da toplumun ürettiği bir şey. Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir Beyaz Sual programı ile yine karşınızdayız. Bu hafta yine çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuzun atölyesinde sanat konuşacağız. Sevgili hocamız Tomur Atagök bizi bugün atölyesine konuk etti. Çok mutluyuz sizinle birlikte olmaktan. Hoş geldiniz. İlginize ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi uzun uzun konuşacağız aslında size dair çok şeyi ama kısaca sizi tanısın istiyoruz izleyicilerimiz. Kısaca bir giriş yaparsanız kendinizle ilgili çok seviniriz. Annem özellikle bizim iki kardeşiz eğitimimiz için çok önem veriyordu. Kolejde okuttu. Bir subay çocuğu olarak bu gerçekten çok kolay bir iş değildi. 59'da mezun oldum. 60'da Amerika'ya gittim sanat eğitimi için. Orada çalıştım, master'ımı aldım ve Türkiye'ye geri dönerken birkaç kere gittim geldim ama geri dönerken bir keresinde Amerikalı kocam ve yeni doğmuş bir çocuğumla dönmüş oldum. Ve Türkiye'de ilk sergimi öyle açtım. Halbuki daha evvel Amerika'da daha etkin bir durumdaydım. Gidip gelmeler ve en nihayet Türkiye'de yerleşmeler. 83 yılında artık okullarda hocalıktan da vazgeçtim. Tam o sırada 80'li yılların başında Devrim Evbil müze müdürü oldu. Resim Heykel Müzesi'nde müdür muavinliği yapmış oldum. 84'e kadar da o işi yürüttüm. Sonra baktım çok ilgilendiğim konu müzeciliği ve özellikle Resim Heykel Müzesi'nin daha iyi bir duruma gelmesi için önerilerimi kabul ettiremediğimi gördüm ve bir başka okula geçtim. Yıldız Teknik Üniversitesi. Orada bir sanat fakültesi yoktu. Fakat güzel sanatlar YÖK'ün programı dahilinde veriliyordu. Bunun yanı sıra bir de halkla ilişkiler ve sergileri düzenlemekten sorumlu kişi olarak da 2000'li yıllara kadar geldim. Ama 1998'de Amerika'ya gidip geldikten sonra çok idealimde bulunan interdisipliner sanat eğitimi yaptırabilmek Türkiye'de çok istiyordum. Bunun sonucunda da burada 98'de Sanat ve Tasarım Fakültesini başlattık. Ama benim dekan olmam biraz daha uzun bir süre oldu ve 2005'te dekan olduktan sonra 1,5 yıl gibi orada çalıştım, emekli oldum. Burada yaşamamın temel nedeni de 80'li yıllarda bu yeri keşfettik. Arazi olarak çok sevdik. Günün birinde emekli olacağız dedik. Sanatçıları bir araya getirmek istedik. Nitekim birkaç sanatçı bir araya geldi ve biz bu araziyi de satın aldık. Sonra burada yaşamaya başladık. Evet, seyircilerimiz tabii bilmiyorlar. Siz İstanbul'dan uzak, ormanın içinde, korunaklı, değil mi? Doğal ortam içinde çok güzel bir alanda yaşıyorsunuz. Çok doğru. Bu aslında sizi besleyen bir şeydi, değil mi hocam? Evet, evet, kesinlikle. Yalnız tabii çok açık ve net olarak söyleyeyim, İstanbul dediğimiz vakit artık bizim ilk yıllarda tanıdığımız İstanbul değil, 20 milyon nüfusu olan bir kent. Ve bu kent maalesef doğaya doğru açılarak, büyüyerek daha da tehlikeli, doğaya tehlikeli olan bir ortamı oluşturmaya başladı. Doğayı yok ederek büyüyor. Büyüyor. Biz yine de şanslıyız çünkü biz kendimiz sanatçı olarak kendi çevremizi mutlaka korumak istiyoruz. Onunla uğraşıyoruz.
Şimdi güzel böyle kilometre taşlarıyla aslında çok uzun bir süreci. Onların hepsini detaylı konuşacağız zaten. Geçtiniz, onları teknik açacağız. Öyle yok. Öyle kısa geçme yok. Ana kısma geçelim. Evet. O zaman akademi kısmıyla başlayalım. Siz akademi sınavlarına giriyorsunuz fakat olmuyor. Artık nasıl denir o bilemiyorum. Sonra siz bir Amerika'ya gidişiniz oluyor. Evet. Ve o süreçten sonra sizin bugüne gelen aslında en önemli yol ayracı başlıyor değil mi? Evet, evet. Oraya gitmekle size neler kattı, neler oldu, ne olurdu burada akademiye kabul edilseydiniz? Bu süreci değerlendirdiğinizde bize neler söylersiniz? Akademiye kabul edilebilirdim ama Sabri Berker hocamız çok sağ olsun sınavlardan sonra bir dosya değerlendirmesi yaptığı vakit benim dosyamın çok karmaşık olduğunu söyledi. Geleneksel el sanatlarından yağlı boyaya çeşitli şeyler vardı. Çünkü bizim kolejdeki eğitimimiz çok... Kolejde? Robert Kolej. Robert Kolej. Eğitimimiz çok doğruydu. Orada seçenek derslerimiz vardı. Seçebilirdik bazı dersleri. Ben İngilizceden sonra bir ikinci lisan öğrenmek yerine açıkçası sanat tarihiyle ilgili, sanatla ilgili dersler almayı tercih ettim. Dolayısıyla ben yani 1959'da mezun olurken dünya sanatının çok bilincindeydim. Ve yine söylemek istiyorum, Amerika'ya uçarken yolda muhakkak Paris'te duracağım, Louvre'u göreceğim dedim. Benim şansım mesela okuldaki hocalarımız sonra yurt dışına çıktığım vakitte birçok olanaklarla değişik toplumlardaki müzeleri görmek oldu. Ve bunu ben sonraki yıllarda kendi tezimde özellikle de ifade etmek istedim. Müzeciliğin çok önemli olduğunu. Yani bir yanda sanatçı kimliğim var, diğer taraftan kültürün çok önemli olduğunun bilincinde bir müzeciliğinde gerçekten toplumu ileriye götüreceğini düşünen bir kişiliğim var. O şimdi çok önemli bir şey zaten, hani müzecilik konusunu çok ayrı detaylı inceleyeceğiz ama bu Amerika ile bağlantılı olarak ben hemen bir soru sorayım. Çevre ne kadar etkili insanın hayatına? Yani siz burada kalsaydınız ne olurdu? Günsun'un sorusunu destekleyen bir şey. Ama oraya gittiniz, belki bambaşka bir yol açıldı size. Yani hayat, çevre ve sanat birbirinden ayrılabilir bir şey mi? Bence bunu düşünmek bile yanlış bir şey. Aslında sanat belki de toplumun bir özeti, bir beyin şeyinin özeti olarak söyleyebilirim. Toplum çok önemli. 1960 gittim, tamam. Yaşadığım bölge Oklahoma çok böyle hareketli bir yer değil. Daha toplumsal olgu olarak orta düzeyde bir halka sahip. Okullar, üniversiteler var. Ama benim hayalimdeki okul San Francisco'da bulunan okullardı. Oradaki okullarda çok hareket vardı. Tabii ben oraya gidince gördüğüme de çok şaşırdım. Çünkü hanımlar bir arada biz birlikte yaşayacağız diyorlardı. O zaman onlara flower children diyorlardı, çiçek çocukları. Birlikte yaşayacaklar, birlikte eğlenecekler ve ırk, din ve cinsiyet ayrımı olmadan bütün bu yaşamlarını sürdüreceklerdi. Böyle bir mesaj veren toplum içinde tabii ki doğal olarak kadın kendisini ön plana çıkarmaya çalıştı. Yani ben 60'lı yıllarda bir yandan eğitim görüyorum, sanatın ne olduğunu daha farklı bir şekilde görüyorum. Ama diğer taraftan oradaki toplum yaşayış biçimi Amerika'da dahil birçok yerlerden çok daha farklıydı. Bu değişim çok etkili oldu. Daha sonraki yıllarda ben Amerika'ya tekrar geri gittim de araştırma yapmak için falan 96 Fulbright'la gittim. Orada bana çok açık, net olarak bir kadın ön planda olmaya başladı ve bunun sonucunda
kadınlar cinsel serbestliğe de kavuştular. Bunun çok önemli olduğunu söylerler. İkincisi benim için daha önemli olan, orada gerçekten artık kadın erkek ayrımı olmadan birçok şey yapılıyordu. Dolayısıyla mezun olanların arasında fazla bir farklılık yoktu. Sanat ortamında yaptıkları sanat da kadın veya erkek olmaları nedeniyle ayrılmıyordu. Birey odaklı bir görüş. Bir de çok ciddi çıkmış. Kadın hakları için çok ciddi hareketlerin olduğu dönemler dönemler. Yani siz çok. Onu yaşamış şanslı kişilerden de birisiniz. Evet, işte mesela Kaliforniya'da 70'lerin başında, 60'ların 69-70 arasında iki önemli kadın sanatçı kadın araştırmaları merkezini kurdu üniversitede. Dolayısıyla onlar bizi yönlendirdiler. Bizi derken kendimi de o grubun içine katıyorum. Gruplar yaptılar. Sanat eserlerini birlikte yaptılar. Sanat, geleneksel el sanatlarını sanatın içine soktular. Yani bizim burada el sanatları dediğimiz vakit işleme, kilim örme filan gibi şeyleri onlar sanatın bir parçası olarak düşünerek sanatın içinde uygulamaya başladılar. Artı yazıyı koydular. Bence o da çok önemli. Kendilerinin anlatmak istedikleri fakat başkalarının anlaması mümkün olmayan şeyleri yazı ile sanat eserinin içinde ifade etmeye yerleştirdiler. Bu çok önemlidir. Bunu zaten daha sonra şeyde mesela Venedik Bienali'nde daha sonraki yıllarda, 80'li yıllarda bu sanatçıların bazı işleri dünya tarafından da algılanarak ciddi bir şekilde yazı kabul edildi. Ben bir de özet bir şey daha söyleyeyim. 97'de bu sanatçılarla, Amerika'daki kadın sanatçılarla konuştuğumda onlar beni biraz eleştirdiler. Neyle? Türk sanatçısı olarak dediler. Siz geleneksel el sanatlarını niye sanatın içinde kullanmıyorsunuz? Bakın sizin orada geleneksel el sanatları son derece ilerlemiş vaziyette. Bunu kendi sanatınız içinde de kullanın. Bir, iki, ne oldu tanrıçalara dediler. Yani Anatolia biz diyoruz, Anadolu. Anadolu ne? Anadolu. Dolayısıyla tanrıçaların bulunduğu, tanrıçaların bol bol bulunduğu, yaşadığı bir yerde, bir topraklarda yaşıyorsunuz. Ha, tabii burada bir sorun sonradan kendim keşfettim. Kadın deyince, Anadolu deyince biz tanrıçaları düşünmüyoruz. Hatta kadınlara o kadar anne oldukları için de izin vermiyoruz bazı konu, birçok konularda. Amerika'da kendime örnek olarak gördüğüm iki önemli sanatçı var. Birisi Judy Chicago, diğeri Miriam Shapiro. Bunlar ikisi birlikte 1960'ın sonunda, 70'in başında kadın araştırmaları bölümünü açtılar. Kaliforniya'da böylelikle ortamda, sosyal ortamda gelişen değişimler bir şekilde sanat ortamında yansımış oldu. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Peki, şimdi siz bize Amerika'daki bu öncü isimlerle beraber oluşan profili izah ettiniz. Türkiye'de bir kadın sanatçı olmanın zorlukları üzerinden bunu bir gözden geçirirsek, Türkiye profilini. Biraz aldatmaca var ortada. Çünkü bakın 1960'lardan itibaren geldim gittim, yurt dışında yaşadım, geri döndüm. Birçok bankanın sergi mekanı, sergileme mekanı vardı. Dolayısıyla bu ufak mekanlarda kadın sanatçılar kendi sergilerini açarlardı. Yani ister akademide eğitim görmüş olsun, ister özel eğitim evde görmüş olsun, bunlar son derece kendilerini kabul ettirmiş zannederlerdi. Bir iki tane de etraftan, dosttan eserlerini satarlar ama gerçek o değil. Gerçek o sanat ortamına baktığınız vakit ileriye yönelik kaç tane sanatçı var?
O ortaya çıkmaya başlıyordu. Tabii bu yine Amerika'nın etkisinde bir şey daha öğrendim ben. Kadın sanatçılar ne olursa olsun birlikte çalışmak zorundaydılar. Ve onlar bir de kadın sanatçı olarak kadın sanat tarihçilerinden destek istiyorlardı. Ve o desteği de gördüler. Tabii çok önemli bir şey. Şimdi ben hemen bununla başka bir şeyi bağlayayım o zaman. Siz şimdi bunu gördünüz orada. Bu süreçleri yaşadınız Amerika'da, sonra geldiniz Türkiye'de, işte belli bir süreden sonra Resim Heykel Müzesi'ne müdür yardımcısı oldunuz. Ve ben sizin hayatınızı incelediğimde şunu görüyorum. Siz o müzede müdür yardımcısı olduktan sonra belki kadınlara daha fazla yöneldiniz. Çünkü kadın sayısının ne kadar az olduğunu gördünüz, değil mi? Doğru değerlendiriyorum. Çok doğru. Çünkü bir takım önemli yerlerde, mesela akademide sergiler, önemli alanlarda sergiler açılıyor. Orada kadın sanatçı sayısı çok az. Onu gördüm. Sonra başka bir şey daha gördüm. Okulda hocalık yapan kaç tane kadın var diye merak ettim. Daha sonraki araştırmalarımda bu sayıyı da şey yaptım. Kız öğrenci çok fazla vardı. Fakat bunların arasından yurt dışına gönderilen kadın sanatçı çok azdır. Orada eğitim görmüş, geri gelmiş ve akademide görev almış çok az şey vardır, sanatçı, kadın sanatçı yani vardır. Yani mezun oluyorlar ama belli bir düzeye yükselemiyorlar. Belli bir düzeye yükselemiyorlar. O düzey... Can tamam sendromu var orada o zaman. Var. O düzey ne zaman yavaş yavaş değişmeye başladı ki hepimizi çok etkiledi. Yeni Eğilimler Sergisi. Hı hı. Yeni Eğilimler Sergisi'nde örneğin ben bir ikincilik ödülü aldım. Metal bir heykelle. Daha sonra yine Canan Beykal daha sonra aldı. Yani yavaş yavaş Füsun Onur gibi sanatçılarımız ödüller almaya başladılar. Bu ödülleri aldıkları halde yine de ilerleme istediğimiz kadar hızlı olmadı. Niye? Valla ben bunu tabii yapılan araştırmanın eksikliğine bağlıyorum. Kadınların birlikte çalışmadığına bağlıyorum. 88 yılında ilk defa Tahtoros'un bir kitabı yayınlandı. Ve işin ilginç tarafı Atatürk'ün yanında bulunmuş, onunla bazı toplantılara katılmış birisiydi. Dolayısıyla kadın ressamlar hakkında bilgi vermek istiyordu. Biz onun desteğiyle mesela Yıldız Teknik'te 20. yüzyılın ilk yarısında Türk kadın ressamlarından, kitabından yararlandık ve Mihri Hanım'dan, Müfide Kadri'den, Harika Nefir'den tutun, o günün sanatçıları olan Şükriye Dikmen, Leyla Gamsız gibi sanatçıların işlerini sergiledik. Ama böyle bize liderlik eden birisi vardı. Bilgi veren birisi vardı. Bu çok önemliydi. Tahtoros'un bu çalışması ve onun devamı olarak ben de kadın sanatçılarla ilgili sergiler yapmak istedim. Siz çok yaptınız. Belki de en fazla kadın sanatçılara destek olan sanatçılardan birisiniz, değil mi? Eğitim anlamı, sanat eğitimi anlamında da evet. Sergiler, bildiriler, evet. Makaleler, evet. Değil mi? Kadın evet. Sanatçıları desteklemek, onlar yol açmak hakkında yazmak, anlamında. Evet. Yazmak. Evet. Bir başka kişi, onun için yine ismini şey yapayım. Boyut dergisinin editörü olan çok önemli bir arkadaşımız Şale Erzen. Hı hı. O da kadın sanatçı, Ankara'da yaşar. Ama yine bir farkımız var. Amerika'da eğitim görmüştür. Oradaki farklı mücadeleleri de görmüştür. Dolayısıyla mesela bu 83'te çıkmış olan Kadın ve Sanat diye bir şeyi var. Onun içinde benden de bahseder, Tomurat Öykü ile görüşme var, Nazlı Ecevit ile görüşme var mesela. Farklı dönemlerden Amerika'dan birkaç tane sanatçıyı da ele almıştır. Hale Asaf'ın yaşamı üzerine yine vardır.
Bunlar çok önemli. Bu tür yazılar gerçekten sanatçıları bir adım, iki adım ileriye iter. George O'Keefe mesela burada yine örnek olarak alınmıştır. Bunların doğru kalemlerden doğru şekilde ifade edilmesi kaydıyla. Evet, evet. Bir de kadınların kendi arasında dayanışması da çok önemli. Yani çok orada önemli. Da bence eksiklik evet. var yani değil mi hocam? Bugün bile bir iyi bir hani proje yapılırken bu kadın erkek içerisindeki sanatçı dengesini kurmakta Zorluk çekiliyor. Bu hala devam ediyor. Ama ben tabii şeyi görüyorum. Burada kadının diğer kadınla birlikte, kadınlarla birlikte çalışmak istememesi. Yani kendisini çok iyi bir sanatçı olarak tanımlamak ve bunu bütün dünyaya yaymak. Benim öyle arkadaşlarım var ki yurt dışında sergiler açıyorlar. Ve açtıklarını biz çok daha sonra duyuyoruz. Ya eğer olanağınız varsa lütfen siz de başkalarının önünü açın. Hı-hı. Onları oraya taşıyın. Yani bir kapı açıldığında oradan tabii ki doğru insanların da sizinle birlikte hareket edip gelmelerini sağlamak evet. gerekiyor. Evet. O zaman paylaşmayı öğrenmemiz evet. gerekiyor. Paylaşmak, destek ve dayanışmayla birlikte yürümeyi bilmek. Evet. Bunlar bizim camiada çok eksik maalesef. Şimdi eserlerinizde kadın hakları, çevre korumacı, Anadolu'daki tanrıçalar, küreselleşme, terörizm böyle çok ciddi konu başlıklarını kullanıyorsunuz. Büyük boyutlu işte yarım at metaller üzerine yapılmış değişik tekniklerde bizi çok ilgimizi çeken eserler üretiyorsunuz. Bunların üzerinden bu sergiyle de bir başlayıp biraz bilgi vererek bizlere anlatır mısınız detay? Şimdi bu o kadar erken bir tarih değil maalesef. Yani bu 93'te yapılmış olan bir sergi. Hı hı. Halbuki benim dikkatimi çeken kadın sanatçıların çok daha aralarında önemli sanatçılar olduğuydu. Tabii benim şansım yine Yıldız Tekniğe geçtikten sonra oradaki kültür işlerinin sorumlusu olarak sergi yapabildim. İstediğim sergileri yapabildim ve bunların arasında 7-8 tane farklı sergiler oldu. Mesela bana Kültür Bakanlığı 1997'de yıllar içinde Türk kadın sanatçıların bir takvimini yaptırdı. Daha evvel yapılmamış bir takvimdi. O yıl 97'de yapıldı. Yani aslında benim çok erken yıllarda başlayan kadına olan ilgim maalesef sergiler de dahil biraz daha geç kaldı. Kendi sanatımda bunu daha erken yıllarda yaptım. Mesela çok bana garip gelen bir şey, 80'li yıllarda ödül kazanan bir işim var. Karşılıklı iki metal ayakta duruyor. Hafifçe biçimlendirilmişti. Bir tarafta Meryem. Kadın olarak iki kadın da diz çökmüş, ona başlarını eğmişler. Ona saygı gösterisinde bulunuyorlar. Tabii ben onu yapıyorum ama diğer taraftan da o işin bir başka yüzü, arkadaki yüzünde de yatan, uzanmış bir kadın görüyorum. Yani birisi Meryem'den yardım istiyor, birisi ise yatarak her şeyi olduğu gibi kabul etmiş. O yıllarda çok da ilginç bir şey daha var. Bizim yaşamımız hem savaşlar oluyor, hem insanlar birbirine şiddet davranıyorlar. Diğer taraftan bir kadın ortaya çıkıyor, şarkıcı. Madonna. Kadın ismi Madonna değil ki. Biz sorsanız kaç kişi bilir onun asıl isminin ne olduğunu? Bilmiyoruz. Madonna. Madonna yine kadın yaşamında... Marmor gibi vesaire. Bunu birçok türe kadın ama niye Madonna'yı yani. Şey yapıyor? Çünkü herkes Madonna'ya tapıyor.
O da kendisine tapınmasını istiyor ve çok popüler. Büyük bir imaj transferi. Evet, evet, çok önemli ve bunu kullanıyor ve çok da başarıyla kullanıyor. Şimdi bunu zaman zaman ben biraz olumsuz karşılıyorum. Yani Madonna'nın kendi ismini niye kendi ismini kullanmıyor da şeyi kullanıyor, Madonna ismini çok kullanıyor. Satmaz o isim demiş. Yani peki ben ne yaptım? Ben de tanrıçaları yaptım. Anadolu tanrıçaları. Aman kardeşim, sonradan bir öğrencim master tezini ben ve bir başka sanatçı, bir heykeltıraş üzerinden yaptı. O da kadın tanrıçalar yapıyor. İş Bankası'nın sergi salonuna girmeden evvel büyük bir kibeli heykeli vardır orada. Benim de resimlerimde tanrıçalar var. Aslında yani Madonna'dan yola çıkarak yeni eğilimlerde yaptığım iş daha sonra çok sayıda şeye döndü. Tanrıça çalışmasına döndü ve özellikle Akbank sergisinde onu gösterdim. Akbank sergisinde avukat oldum. Evet, tanrıçalar yan yana birlikte benim aile özgeçmişim mesela birlikte ufak o sırada ufak resimleri birleştirerek. Evet, evet. Tabii burada tanrıçaları yapıyorum ama tanrıçanın üzerinde ne var dikkat edin. Silahlar var. Yani kadını kullanarak onu yok eden, toplumu yok eden insanlardan söz ediyoruz. Hı hı. Yavaş yavaş burada yine ana tanrıça ortamda, yani Merkez Bankası koleksiyonundadır şimdi. Yeterince o yapılan araştırmada benim öğrencim şunu sonuca vardı. Sorular soruyor halka. Ne düşünüyorsunuz bu yapıtlar hakkında? Gördünüz mü? İşte şuraya gidin, buraya gidin, bakın filan. Şunun farkına varıyor. Hiç kimse tanrıçaları niye yaptığımı anlamamış. Aslında üstünde oturduğumuz kültürün bir parçası. Evet. Yani evet, burada evet. İşte halkı da biraz değerlendirmek lazım. Belki oraya geliriz biraz ileride. Evet, yani maalesef burada biz kendimiz ne yaptığımızı anlıyoruz fakat bunu başkasına iletebiliyor muyuz? Hı-hı. Burada sanatçının en büyük sorunu bu. Tamam, ben metal yüzeyin üzerine neye yaptığımı gayet güzel izah ediyorum. Yansıyan yüzeyler çevreyi de içine kapsadığı için, izleyici de kapsadığı için bir bağlantı, bir sanatın bir yol olarak kullanılması mümkündür diyorum. Ama gelip orada kendini resmin içinde yansımış halde gören insan ne fena diyebilir. Hocam aslında biraz daha ileride soracaktım ama çok yeri geldi de onun için sorayım istiyorum. Şimdi sizin resimlerinize bakınca belki de sizin anlatmak istediğiniz şeyi anlamayan bir kitle var karşınızda. Evet, evet. Siz resimlerin içine yazılar da koyuyorsunuz. Bu yazıların amacı aslında biraz da vermek istediğiniz mesajı pekiştirmek ya da anlaşılmasını sağlamak mı? Öyle oluyor. Çünkü ben bu dersi kimden aldım? Amerika'dan aldım. Sözünü söyle. Sözünü doğru söyle. Mesajını düzgün ilet. Zaman zaman İngilizce, zaman zaman Türkçe yapıyorum. Mesela şurada doğa manzarası var. O doğa manzarasının üzerinde bir kuşun kanatları var. Altında da çok tanınmış bir adamın yazısı var. Kanatlarını başkalarına verenler uçup uçmadıklarını görmeyebilirler diye ifade ediyor. Evet, gerçekten biz neyi kime vereceğiz, ne kadar vereceğiz onu çok iyi anlamamız lazım. Bana tabii çok önemli gelen 70'li yıllardan itibaren Uğur Mumcu oldu. Uğur Mumcu'nun söylediği söz çok önemli.
Eğer konuşmazsak, biz insanları serbest bırakırsak onlar bildiklerini yapacaklardır. Onlara yol göstermemiz lazım. Dolayısıyla konuşmamız lazım. Uğur Mumcu'nun o sözlerini ben çok dikkatli olarak birkaç eserimde de yazdım ve kullandım. Ama konuşmaktan tabii çok global bir şey anlatıyor. Evet. Sen fırçanla konuş. Diğeri kalemiyle konuşsun. Diğeri evet. Sözleriyle konuşsun. Tabii önemli olan önemli ifade olan edebilmek. Etkin nasıl ve ifade iyi bildiği edeyim? Tarzda doğru bir şekilde ulaşması. Ama işte bizim maalesef aile terbiyemiz öyle değil. Bizim aile terbiyemiz ne? Anneler, babalar bilir. Daha çok babalar bilir. Dolayısıyla biz çocuk olarak annemizin, babamızın arkasında sessiz kalmayı tercih ederiz ve bu ileriki yaşlarımızda da maalesef bizim aynı şekilde daha az ifadeci olduğumuza neden olur. Bu üzücü bir şey. Halbuki konuşmamız lazım. Şimdi biraz evvel dediniz de sergiden sonra gittiler baktılar benim tanrıçaları neden yaptığımı anlamamıştır. Herhalde sonra bir şekilde anlayanlar çıkmış ve bir ödül almışsınız. Evet. 1988 Ankara Sanat Kurumu tarafından bir yılın sanatçısı ödül alıyorsunuz. Evet, evet. Halil Akdeniz ile paylaşıyoruz. Çok keyif aldığım bir dönemdi. Ama işte o yıllarda artık yavaş yavaş insanlar belki daha eğitimli oldukları için mi? Yoksa daha ziyade kadın sanatçıların yavaş yavaş kendilerini belirtmeye başladıkları yıllar mı? Daha dikkatli izlendiğimizi düşünüyorum. Evet. Ne güzel. Bir de şeylerden söz etmek istiyorum ben. Eserlerinize baktığımızda biz bunu Günsu'yla da hep konuşuyoruz. Karşıtlıklar var aslında. Çok ciddi karşıtlıklardan yararlanıyorsunuz. İşte hem sıradan kadınları işliyorsunuz, hem tanrıçaları. Hem işte savaş, sevgi. Kalpler var ama silahlar da var bir taraftan. Çocuklar var ama bombalar da var. Yani bu karşıtlıkları kullanarak aslında sanat aracılığıyla toplumsal bir mesaj vermek istiyorsunuz mutlaka. Çok, çok doğru. Biraz da bundan söz edebilir miyiz? Yani dediğim gibi izleyici resmi kendisi keşfediyor. Ben onlara ipucu veriyorum. Aramızda bir köprü kuruluyor, tamam. Fakat eğer sanat izleyicisi sorgulamaya başlarsa bu onun düşünmesini de hızlandırır, güçlendirir. Dolayısıyla kendisi için de düşünmeye başlar. Yani benimki bir yerde bir şeydir, bir araçtır ama eğer onu çözümleyebilirse veya niye çözümleyebilemiyorum diye kendisini sorgulamaya başlarsa belki o zaman onun görüşleri de değişmeye başlar. Yani asıl amaç sorgulatmak, sorgulatmak, düşündürmek. Evet. Peki müzelere gelelim mi artık? Gelelim tabii. O çok önemli. Çok önemli. En çok konuşmak için can attığımız konu. Türkiye'deki ilk akademik müzecilik eğitiminin de kurucusu sizsiniz. Bu buradan başlayarak bu müze konusunu bir bayağı bir detaylı konuşmamız gerekiyor. Burada birkaç farklı sorumuz da var ama önce evet. O ilk akademik müze evet. Önemli bir şey herhalde. Başka okulda var mı sizin kurduğunuzun dışında? Gelişti mi? Şimdi sanatta, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde şimdi sanat tarihi altında bir müzecilik açıldı. Eskişehir'de bazı müzecilik, yine üniversitede bazı müzecilik dersleri anladım. Veriliyor. Ama yavaş yavaş müzecilik önemli bir konu olarak sanat fakültelerinde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben ilk defa tezimi yazmak için Devrim Bey'le bir araya geldiğimizde o daha müze müdürü olmamıştı. Fakat ben yurt dışından gelmiştim. Çok müze görmüştüm ve dolayısıyla Türkiye'deki müzeciliğin karşılaştırılmasını bu müzelerle yaptığımda biraz çok geri planda olduğunu görmüştüm. Müzelerde genellikle mesela arkeoloji müzesi ise arkeoloji eğitimi almış olan kişiler görevlendirildi. Bunların muhakkak bir iki hocası
Belki bir müzecilik tarihi üzerine ders vermiş olabilir. Fakat nasıl sergi, nasıl araştırma yapılır? Nasıl belgeleme yapılır? Nasıl bunlar sergilenir? Ve nasıl korunur? Ve en önemlisi de nasıl halkla iletişim kurulur? Bu tür araştırmaları yapmamış oldukları için bunlar sanatsal bir dizin içinde, kronolojik bir dizin içinde sergilenirdi. Halbuki ben 60 ile 85 yılları arasında Amerika'da müzelerde büyük bir değişim gördüm. Niye değişti biliyor musunuz? Eğitim olarak onlar anladılar ki müzeler halkın eğitimi için çok önemli kurumlar. Dolayısıyla halkı eğitmek amacıyla nasıl bir sergileme yaparız? Onlarla nasıl iletişim kurarız? Onları nasıl müzelere çekeriz gibi düşüncelere sahipler. Biz Türkiye'de böyle bir düşünceye sahip değildik. İşte bizim de acilen buraya doğru gitmemiz lazım. Bugünden bugün arasında da çok fazla fark eden bir şey yok diyeceğim. Yok. Maalesef istemiyorum ama. Yok. Maalesef hatta yok. Hatta bir sürü de sorun çıktı. Yani müzelerden eserler kayboldu, kopya eserler çıktı ortaya. Zaten korunma sorunları çıktı. Saklanma, korunma sorunları çok aşikar. Biliyorsunuz Ankara Müzesi'nin eserlerinin bir kısmı götürülmüş. Hı. Onların yerine fotokopiler bırakılmış. Ve hiçbir şekilde doğru dürüst yıllık kontrol yapılmadığı için de o orijinal olmayan eserler belgelemede tamamdır diye geçiyor, onay alıyor. Kontrol eden kişi de etkin değil ki. Değil. Bu durumda açılan bölümlerde yani yetişen kişiler ve doğru şekilde değerlendirildiğinde yani sektör içerisinde bunların önüne geçecektir. Evet. Umudumuz var. Evet. Yani ben işte Türkiye'deki sanat müzeleri hakkında araştırmamı yapıp tezimi bitirdiğim vakit getirdim. Devrim Bey ayrılmıştı. Onun önüne, onun yerine gelen hocamıza bakın dedim burada sanat müzelerinin gelişmesi için neler gerekli olduğunu yazdım dedim. Bir, yönetmelik gerekli. Var mı yönetmeliğimiz? Hayır, yok. Peki, var mı bizim paramız? Hayır, yok. Hele yani eğer üniversitelere bağlı müzeler varsa bunlar zor durumdalar. Özel bütçeleri yok, uzman çalışanları yok. Restorasyon kurumları, bir kurum o yıllarda İstanbul'da kuruldu fakat o da çok şey olmadı. Şimdi yavaş yavaş bizim müzecilik eğitimini 89'da kurduğumuzdan bu yana mezun ettiklerimiz çok şükür. Çok mutluyum o bakımdan. Aralarında o kadar başarılı olanlar var ki yurt dışında gidip ICOM, International Council of Museums'da Türkiye'yi temsil etmelerinin ötesinde orada yönetici durumunda oluyorlar. Ve işte, orada aldıklarını bize geri getirmeleri lazım. İşte sorun o. Yani orada çok iyi bir yere gelebilir ama onu burada doğru değerlendirebiliyor muyuz biz? Doğru yerlere onları yerleştirebiliyor muyuz? Onlardan yararlanabiliyor muyuz? Çok ilginç bir şey var. Biz özel müzelerden ümitliyiz en azından. Yani özel açılan müzelerde uzmanlar daha rahat çalışıyor ve daha iyi sonuçlara varıyorlar. Yani iletişim çok önemli. Ben söyledim 60 ile 80 arasında Amerika'da büyük bir devrim oldu. Çünkü onlar müzelerde eğitimcilere önem vermiyorlardı. En başta. Yani birilerini müze içinde gözdüren kılavuz kişiler gibi düşünüyorlardı, rehber kişiler gibi düşünüyorlardı. Hayır değil. Zaman içinde onlar nasıl sergilenmesi gerektiği, nasıl insanlara ulaşılması lazım geldiğini kendi üst düzey yöneticilerine anlattılar. Ama zaman alıyor. Orada da yani 60 ile 80 arasında büyük bir değişim oldu dememin nedeni bu. Eğitimci çok önemli. Çünkü tekrar Türkiye'ye dönersek bizim en büyük sorunumuz ekonomi değil, eğitim. Ve bu eğitimi maalesef hala yanlış kişilere soruluyor. Hala informal eğitim nedir, interaktif eğitim nedir, bunlar konuşulmuyor. Hocalar malum kendi öğrendikleri biçimde
çocuklara ezbere bilgi iletiyorlar. Çocuklar da ezbere bilgiyi ne kadar kapsıyorsa, ne kadar kabul edebiliyorlarsa alıyorlar. Dolayısıyla eğitim anlayışının çok değişmesi lazım. Müzecilik de o nedenle çok büyük bir etken olabilir. Siz diyorsunuz ki müzeler insanların birbirlerini anlayabileceği kurumlardır. Evet. Çok güzel aslında bir cümle. Evet. Şu ana kadar anlattıklarınız ve anlatacağınız şeylerin hepsini aslında özetliyor. Evet. Bizde bu müzeler şu anda istenildiği şekilde o etkileşime ve anlatıma geçmiş durumda değil. Değiller. Artık bırakıyoruz değil. Amerika'yı falan bir, yani evet, tamamen burayla olan sorunumuz. Buradaki sorun hocanın ilk önce müzeyi nasıl gezdirmesi lazım geldiğini, o müzenin ne işe yaradığını anlaması lazım. Yani bizim öğretmenlerimizin de çok önemli bir şeyi var. Müzenin değerini onlar takdir ederlerse, öğrencileri kendi geçmişlerini ve ileriye yönelik olarak da nasıl davranmaları lazım geldiklerini öğretti. Belki böylelikle terörizm önüne de geçilir. Şiddetin önüne de geçilir. Çünkü müzeler insanların çok birbirine dost davranabilecekleri yerler. Evet. Şimdi sen de böyle güzel. Şimdi müzelerle ilgili son belki bir şey söyleyip kapatalım. Müzeler, evet, işte yönetimde sorunlar var, bütçede sorunlar var, işte tanıtımda sorunlar var. Evet, ama müzeleri izleyen kitleyi de eğitmek gerekiyor, demin söylediğiniz gibi. Yani nasıl yapabiliriz hocam, nasıl sevdirebiliriz? Yani siz bunun için çok emek harcamış birisiniz. Bu emeğiniz hakikaten bir yere vardı mı? Bugün ne durumdayız? Başladığınız noktadan buraya geldiğimizde ne görüyorsunuz? Birileri şu an. Bugün hani bayrağı sizden alıp götüren hakikaten kim var? Yani bunları da merak ediyoruz. Şimdi yeni müzeler kuruluyor. Tamam. Güzel. İşte müzeciliğin önemli olduğunu kim biliyor? Yani biraz düşünürsek senede bir hafta müzecilik haftası var. O müzecilik haftası içinde çocukları alıp getiriyorlar, işte hızlı dolaşıyorlar. Hayır, bu değil. Yani ilk başta dediğim gibi belki bütün hocaların, bütün öğretmenlerin eğitim anlayışının değişmesi lazım. Aile terbiyesinin değişmesi lazım. Peki hocaların bireysel olarak eğitim anlayışının değişmesi yeterli midir bu iş için? Yani bu nasıl değişecek? Yani mutlaka olmalı ama asıl bir eğitim politikası olarak eğitim politikası lazım. Olarak yoksa bir tane hoca çok meraklıdır, onun öğrencileri şanslıdır. Doğru. Ama genele yaydığınızda sorun bitmiyor. Ben tabii tekrar eğitim diyeceğim. Müzeler bunun bir ayağıdır. Bunun anlaşılması için de öğretmenlere daha mezun olmadan evvel, onlara o öğretmenlik sertifikası verilmeden evvel belki de doğru sorular sorulmalı, eksikleri görülmeli, düzeltilmeli. İşte tümüyle eğitim politikasının bu anlamda gözden geçirilmesi gerekiyor. Çok ciddi sorunlar var çünkü. Yani sanatımızda, sanat ortamında da şöyle bir sorun var. Yani biliyorsunuz sanat eserleri ille satın alınarak keyiflenilmez. Onları görerek bir şeyler öğreniriz. Belki hocaların da, öğretmenlerin de böyle galerileri, öğrencileri götürmesi lazım. Ne kadar doğru bir şey söylediniz. Evet, illa satın alınarak keyiflenilmez. Aynen öyle. Görmek de çok önemli. Şimdi güzel böyle gittik. Evet. Şimdi sizin bir başka yönünüzden de ben söz etmek istiyorum. Çok yönlü bir sanatçısınız. Sadece resim yapmıyorsunuz. Yazıyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz, okuyorsunuz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Sanatçı olmakla ilgili sizden bir belki gençler bir mesaj alabilirler. Yani sadece sanatçı olmak, atölyeye kapanıp işte sabahtan akşama resim yapmakla olur mu hocam? Hayır, hayır. Yani sanat toplumun ürettiği bir şey. Yani neredeyse sanat bana kalırsa kültür seviyesini yükselttiği gibi insanların birbirini anlamalarına da neden oluyor. Dolayısıyla biz o şeyde sanatçı olarak kendimize bir görev vermemiz lazım belki de.
Yani ne söylüyorum? Neden yapıyorum? Neden yapıyorum? Neye hizmet edeceğim? Evet. Niye abuk sabuk kelimeler söylüyorum? Acaba bir anlamı var mı bunun? İşte niye bir performans yapıyorum? Niye bir görsel sanatlar olarak yaptığım iş başkaları tarafından sergilendiğinde yanlış algılanıyor? Tabii bizim en büyük sorunumuz dışarıda çok popüler olan sanat anlayışını ülkemize getirmek. Onun takmirini yapmak. Her konuda olduğu gibi. Onun evet, etkisinde maalesef kaldığımızı ifade edebiliriz tabii ki. Ama o kadar çok taklitçilik de oluyor ki kendi gerçeğini sanatçı ortaya koymamış oluyor. O çok acı. Sanatçı kendi gerçeğini bulmalı. Aslında kendi kültürel değerlerinden beslenecek ve onları da bir şekilde mesaj evet, olarak mesaj ne vermek istiyorsa yansıtacak. O mesajı da iletirken çok halkın çok anlayabileceği bir dil ve iletişim şekli haline dönüştürülmesi de veya arada bunu servis eden işte yazan, çizen kişiler tarafından belki da çok aristokrat bir duruşla anlatılmak istenenin anlaşılmayacak hale dönüştürülmesine biliyorsunuz evet. Son ben onu özellikle söylemek evet, istiyorum ama biliyorsunuz son zamanlarda galerilerde eser satılmıyor filan deniyor. Öbür taraftan küratörlerden söz ediyoruz. Dışarıda da eğitim almış olan arkadaşlar var. Fakat yeterli eğitim aldık mı? Yani ben bazen düşünüyorum, bazı şeyleri hiç anlamıyorum. Niye anlamıyorum diyorum. Çünkü benim şu alanım dar. Felsefe alanım dar. Ama şu alanım geniş. Çünkü sosyal olgular benim için önemli. Toplumsal olgular benim için önemli. Dolayısıyla insanların birebir ilişkisini daha iyi tespit edebiliyorum. Şimdi bir takım küratör arkadaşlarımız açıklamalar yaparken, sanat tarihçileri yine bazı açıklamalar yaparken ne sanatçının anlayacağı ne de halkın anlayacağı bir dil kullanıyorlar. Çünkü onlar bildiklerini biliyorlar ve kendilerini küratör olarak gördüklerinden herkesin anlayabileceği bir dili kullanmaları lazımken onu yapmıyorlar. Burada onlara çok büyük görev düşüyor aslında. Kesinlikle. Evet. Çünkü mesajı ne kadar yaygın ve basit bir dille iletilebilirse o kadar işin de değeri o kadar kalıcı ve tabii. Önemli olacak. Tabii. Yani toplumsal olarak geriye feedback'i daha güzel olacak. Evet. Şimdi yani bir toplumun gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi sanat ve kültürden beslenme oranı. Artık bu tartışılacak bir şey değil. Şimdi sizin şöyle bir tanımınız var ki çok da hoşumuza gitti bizim. Biz bunun üzerinde uzun uzun da konuştuk Günsu'yla. Diyorsunuz ki sanatı tanımlarken izleyicinin yapıt aracılığıyla iştirak ettiği ve her izleyiciyle değişen, yaşayan bir ikili eylem diyorsunuz ki çok hoşumuza gitti gerçekten. Şimdi o zaman sanatçı çok gelişmiş olsun, işte çok okusun, çok bilsin, çok donanımlı olsun ve çok güzel yansıtsın. Karşı taraf eğer bunu doğru alamıyorsa sorun var demektir değil mi bu evet, süreçte? Evet. Çünkü bu ikili yaşayan bir eylem diye tanımlamışsınız. Şimdi izleyicinin gelişmiş olması gerekiyor o zaman. Mutlaka sanatçıyı takip edebilen bir izleyici olmalı ve bu izleyicinin de gelişmiş olması gerekli. O izleyiciyi kim eğitecek? Evet, yani sorun bu. Şimdi burada tek başına sanatçının çabası yetmiyor. Sanat tarihçi de giriyor, işin içine eğitim de giriyor, işin içine koleksiyoner de giriyor, galerici de giriyor. Hep konuşuyoruz, galerilerin kapısından girmek istemiyorlar, korkuyorlar ya da ücretli mi diye düşünüyorlar. Evet. Bunu sürekli duyuyoruz. Bu sorunu nasıl aşacağız biz Türkiye'de hocam? Bu sorun yine eğitime döneceğim diyeceğim. Hayır, basınla ilişkilere döneceğim. Evet. Yani eğitim tabii kritik, ki tabii, eğitim evet, çok önemli. Ama basın bir bakıma görevini unutmuş vaziyette. Herhangi bir gazeteyi alın elinize bugün. Plastik sanatlar alanında çok az yazı bulacaksınız. Evvelden öyle değildi. Yayın mecraları da son derece azalmış vaziyette zaten. Yani düşünüyorum da hemen hemen her gün bir yazı bir sanatçı hakkında
gazetelerde çıkardı. Ve ben senelerce onlara ya onlarla görüşme yaptım ya onlar için yazı yazdım. Fakat bugüne geldiğimizde mesela bir örnek vereyim, bir televizyon programı var. Her gün gece gündüz diye bir program. Açıp bakıyorum, çok nadir olarak görsel sanatlardan bahsediyor. Daha ziyade sinema, konser ve tiyatro. Tiyatro. Bunun dışında çok nadir olarak plastik sanatlarla ilgili bir görüşme çıkıyor. Yani bütün yok, programları... Olmadığı için değil. Olmadığı için değil, halkın ilgisini talep, çekmediği arz için. Arz-talep dengesi evet, içerisinde evet, popülerize evet. edilmiyor. Ama halk, yani aslında bu hani birbirini de destekleyen bir şey. Halkın ilgisini çekmediği için onlar yayınlamıyorlar. O zaman halkın da hiç ilgisini çekmez hale geliyor. Öyle. Belki yayınlansa... Talep yaratmak için tabii, yavaş yavaş. Yayınlansa belki halk da onunla ilgili bir talep oluşturacak. Yani çok ilginç. Biz devrimle beraber çalıştığımız yıllarda yapmamız lazım gelen şeylerin başında muhakkak halkla ilişkiye geçmek için neler yapma sual altında televizyonlar vardı, gazeteler vardı. Yani kesinlikle bu ilişkilerin sürdürülmesi için neler yapılması, daha çok etkinlik yapılması belki doğru olur. Mesela yani geri gidip baktığım vakit ben Mimar Sinan'ın o günkü adıyla akademinin çok etkinlikler yaptığını düşünüyordum. Bugün düşünün, geri dönün bakın. Acaba etkinlik yapıyorlardı, biz farkında mı değiliz diye bir sual sorsanız çok iyi olur. Etkinlik yok. Yok, orada da yoksa etkinlik da azaldı. Olanı da duyurmuyorlar. Duyurmuyor. Yani, kendi kabuğunda kalıyor. Evet. Hep şey derim ya, tanıtamadığın işe girmeyeceksin. Ha, evet, suni bir tanıtım ve şişirme bir takım olayların çok sansasyonel hale gelmesinden bahsetmiyorum. Ama bir üretim varsa onun da çok ciddi ve doğru bir şekilde tanıtılması gerekiyor. Lazım. Şey de ilginç geliyor. Ve bu tutarlı bir devamlılık gerektiren evet, bir şey. Bu bir kere iki kere yaptığın zaman da karşı tarafı etkileyip bu tarafa almak için yeterli değil. Yani basına baktığımızda aslında her yayınlanan şeyin bir alıcısı illaki vardır. Var. Niye görsel sanatlar tamamen kayboldu? İnanamıyorum yani. Onun da bir izleyicisi var aslında. Var ama yok gibi şu anda. Hakikaten o noktaya geldik. Hocam sohbetiniz çok, çok çok güzel. Gerçekten konuşsak daha kim bilir saatlerce konuşuruz. Sormayı unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa evet onu alalım. İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir başka mesajınız varsa. Belki gençlere bir mesaj olabilir. Evet, müzelere lütfen gidin, vakit harcayın. Eğer tek başına gitmekten hoşlanmıyorsanız arkadaşlarınızla beraber gidin ve onun keyfini çıkartın. Tabii bir başka mesajım da YÖK'e müzecilik eğitimi konusunda her türlü olana evet deyin. Biz iletmiş olalım. Evet. Umarım gelecekte bunların gerçekleşmiş İnşallah. Olduğunu İnşallah. Görürüz hep birlikte. Hocam çok keyifliydi. Gerçekten çok mutlu olduk sizinle birlikte olduğumuz için. Çok teşekkür ederiz. Ben de keyif aldım. Sağ olun. Sağ olun. Bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Yeni bir programda, yeni bir atölyede buluşmak dileğiyle. Programımızın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, başta sponsorumuz Colorbox'a ve O Gün TV ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgiyle, sanatla kalın, hoşça kalın. Thank you.